Bak ben şu mikrofonu. Eksik haberden dolayı biz hemen bir basın açıklaması hazırladık. Dün akşam bunu kendi sayfamızda hazırladık. Bilindiği üzere önceki gün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü'nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hakaret sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize ve taraftara giderek yaptığı el kol hareketleriyle bu tahriğin devam etmiştir. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince hareketlerine devam etmiştir. Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takım yayıncı kuruluşu TV 264 sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde bir algı operasyonu başlatmıştır. TV 264'ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde herhangi bir delici kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerinde televizyonların logosu atılmak üzere suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış gibi izlenim verilmiştir. Görüntüler dikkatle izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici veya kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı'nın ıslıklandığı yalanı da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyaya yayınlanmış durumdadır. Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız. Değerli arkadaşlar, spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kulübümüz kınıyor ve yeşil sahalarda kardeşliğin, dostluğun yeşermesini diliyoruz. Gelen kişilerin daha önceki yaptığı paylaşımlar. Bunlar taraftar grupların amigoları. Ya bu kişiler akredite olmamış kişiler. Bunlar stadın içine girdiler, soyunma odasına kadar gittiler ve bizim orada yönetici arkadaşlarımızı biz buraya ölmeye geldik şeklinde ifadelerle bir tahrik etme süreci zaten başladı orada. Yine aynı gün Sakaryaspor'un kendi resmi sosyal medyasında yaptığı paylaşımlar. Tabii bu yöneticilerin başlattığı gerginlik sahaya da yansıdı. İstiklal Marşı okunurken Dilaver Güçlü dediğimiz oyuncunun ne burada görüyorsunuz. Bozkurt işareti yaparak hem kulübemizi hem de taraftarımızı tahrik etmeye yönelik bir yaklaşımdır bu.